Evet, Yağmur'un sorusu bu. Çok güzel çekmiş. Bak, silmiş, tertemiz. Sonra kara ağaç ayeti, soru bankası, Newton hareket yasaları, sayfa 125, soru 1, cevap B demiş. Tam istediğin gibi. Soruya bakalım. İlk düzlem ile x cisim arasında sürtünme katsayısı 0,6 olup cisimlerin kütleleri sırasıyla 2,5 kilogramlık x cismi ve yarım kiloluk y cismi varmış. Buna göre cisimler arasındaki ipi geren kuvvet kaç Newton'dır? Şimdi bir kuvvet diyagramlarını yapalım. İp gerilmem var, değil mi? Önce bir ip gerilmesini x cisminin bu tarafında olduğu için şöyle çizdim. Şöyle. Hop, boşlukları tıklayalım ki şurada, kusura bakmayın şu noktalardan dolayı. Burada da çizdim yukarı doğru. Hey. Takıntılar. Ağırlıkları çizelim. Y cisminin ağırlığı aşağı doğru. Okları ucuna yerleştiririm ya. Hop, x cisminin ağırlığı aşağı doğru. Bu ağırlığı tabii birazdan ne yapacağım? Bileşenlerini ayıracağım. Bir de ne var? Şurada normal kuvvetim var. Yukarı doğru. Düzlemde temas ettiği için. Evet, bu N. Bu T. Bu T. Bu GY. Ve bu da GX. Yazalım bunları. GY 0,5'in 10 katı 5 Newton. GX 2,5'un 10 katı 25 Newton. Tık 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 tık. Şöyle bir çizdik. Yüzeye dik ve yüzeye paralel eksen. GX'in bu eksendeki bileşen, GX'in bu eksenlerdeki dik bileşenlerini çizelim. Şu var. Bir de bu var. Şimdi şuraya bir tıklayacağım. Evet. Şunu nasıl bulacağım? Bu değer gx çarpı kosinüs 37'ye eşit. Çünkü bu açı 37 ise hatırlarsanız bu açı da 37 dereceydi. 25 çarpı 0,8'den bu değer 20 Newton çıktı. 3, 4, 5 üçgenin katları zaten 5'in 5 katı, 5'in 4 katı. Bu da 3'ün 4 katı çıkacak. Gx çarpı sinüs 37. Sin 37 0,6. 25 ile çarptım. Bu da 15 Newton yaptı. Şimdi sürtünme kuvvetini nasıl bulacağım? Sürtünme kuvvetini şurada kenara yazalım. K çarpı yüzeye dik kuvvettir. Peki K ne kadar verilmiş? 0,6. 6 bölü 10. Çarpı yüzeye dik kuvvetim. Tabii ki bu cisim eğik düzlemin içine doğru ve yukarısına doğru hareket edemediğine göre enin büyüklüğü ne kadar? Enin büyüklüğü şu GX büyüklüğüne eşit. Yani 20 Newton. O zaman buraya 20 yazdım. Sıfırlar gitti. Sürtünme kuvveti de 12 Newton çıktı. Cepte. Bu kenarda dursun. Birazdan kullanacağım. Şimdi diyelim ki bu cisim 15 Newton'da bu tarafa hareket etmek istiyor. Geriye doğru ne olacaktır? Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti 15 Newton. Bak. Sürtünme kuvveti şu tarafa doğru. Çünkü Fs diyeceğim. Neyse sonra bir de T'yi de dahil edeceğim falan filan. Şimdi sürtünme kuvvetini unutalım bir. Sistem ne tarafa doğru hareket etmeye çalışır? Tabii ki 15 Newton 5 Newton'dan daha büyük bir değere sahip olduğu için bu tarafa doğru hareket etmek ister. A ivmesi var mı yok mu? Genelde çıkar ama belki de çıkmayabilir. Bakalım şimdi. A ivmesinin büyüklüğünü yazdım. Vektör olarak farklı yönlerde olduğu için buraya vektör işareti koymadım. Şimdi x için ne yazalım? Net kuvvet eşittir m çarpı mx çarpı a olacak. Y için de net kuvvet my çarpı a kadar olacak. Geliyorum buraya. X'in bu tarafa doğru 15 Newton'la çekildiğini, ters yönde sürtünme kuvvetinin hareketine ters yönde oluşacağını düşünüyorum. Sürtünmenin uygulanacağını. Çünkü sürtünmeyi şöyle bir çizelim. Şurada gösterelim, değil mi? Hareketine ters yönde bir sürtünme kuvveti olacak. Evet. Eksi yine sürtünme ile aynı yönde teğip gelmesi var. Eşittir kütlesi ne kadardı? 2,5 çarpı A. Geldin buraya. Bu cisimde yukarı gideceğine göre T 5 Newton'dan büyük olacak. Y için yazıyorum. T eksi 5 Newton eşittir kütlesi 0,5 çarpı A. Şunları bir toplayacağım taraf tarafa. T'lerden kurtulacağım. 15 eksi sürtünme kuvvetini ne kadar buldum? 12. Eksi 5 eşittir 3A. Buradan 15'ten 12 çıktı, kaldı 3. 3'ten 2 çıktı, eksi 2. Eşittir 3A. A eşittir eksi 2 bölü 3 diyemezsiniz. Yani ne bulduk burada aslında? Şunu bulduk. Sistemde sonuçta T'ler gittiğine göre şu yönde cisimleri bu tarafa doğru, yani x cismini bu tarafa doğru
sistemi böyle harekete zorlayan kuvvetler sadece 15 Newton. Sistemi diğer tarafa doğru zorlayan kuvvet nedir? Bir şuradan 5 Newton var, bir de sürtünme kuvveti var. O da ne kadar? 12 Newton. 15 Newton 5 ile 12'nin toplamından küçük kalıyor. Yani sistem o zaman bu tarafa gidemiyor. O zaman tersine mi gider acaba? Tersine gider, olur mu? Tersine gitseydi sistemi bu tarafa hareket ettirecek şey 5 Newton olacaktı sadece. Ters yönde ne var? 15 var. Bir de harekete ters yönde 12 geldi. Al işte 5, 27'den zaten büyük değil. Buradan da öldü. Yani ne gördüm ben burada? Bu sistemin harekete geçemediğini. Sistem harekete geçemez. Bu ne demektir? Sistemde harekete geçemiyorsak net kuvvet her cisim için sıfır olmalıdır. Çünkü ivme sıfır. Hız değişimi sıfır. İlk hızın sıfırdı, son hızın sıfır. Duracaklar. Durabilmeleri ne demek? Net kuvvetin sıfır olması demek. Bu cisimler dengede demektir. Dengedeler. Şimdi dengede ise ne yazacağım? Tekrar geliyorum X için ve Y için. Önce bir Y ile başlayalım. Yukarı doğru T var. Aşağı doğru 5. T eksi 5 neye eşit olmalı? 0. Çünkü net kuvvetine çıkmalı 0. T buradan 5 Newton çıktı mı? Çıktı. Zaten bize onu sormuştu. Cevap B. Duralım. X için o zaman yazalım net kuvveti. 15 eksi F sürtünme. Eksi T kesinlikle 5. Bu sonucun sıfır çıkması için sürtünme kuvveti ne çıkıyor? 10 Newton. Hocam sürtünme kuvveti niye 10 Newton çıktı ya? 12 Newton'dı. Duralım. Duran cisimlere etki eden sürtünme kuvveti adı neydi? Statik sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvveti ise hatırlarsanız her zaman formülden verilen katsayı değeriyle bulunmuyordu. Bir hatırlatma yapalım mı o zaman? Şöyle bir grafik vardı hatırlıyor musunuz? 9. sınıfta gördünüz. Şurası sürtünme kuvveti grafiği. Bu grafiğin şu kısmı uygulanan F kuvvetine ait değerlerdi. Şurası F ise burası da F kuvveti. Evet. Şöyle bir değere kadar biraz yamuk yamuk çiziyorum kusura bakmayın. Sonra şöyle bir şeydi bu grafik. Bu açı kesinlikle 45 dereceye denk geliyordu. Çünkü az önceki cisim için sürtünme katsayısı 0,6 verildiğinde onu mesela ilk düzlemde olmasın da başka bir düzlemde, yatay düzlemde düşünelim. Sürtünme katsayısını yine K statiği 0,6 verelim. K kinetik ondan küçüktür 0, örneğin 5 verelim. Şimdi bir cisme uygulanan sürtünme kuvveti kütlesi de 2 kilogram olsun. Hemen hesaplıyorum. Aşağı doğru ağırlığım 20 Newton. Dolayısıyla normal kuvvetim buna dik olan yüzeye normal kuvvetim de 20 Newton çıktı. Hemen ne diyeceksiniz? Örneğin bu tarafa doğru bir cisim, bu cisim F kuvvetiyle çekiliyor. Hareketine de ters yönde sürtünme kuvveti var burada. Hop. Fs. F değerleri başlangıçta 0 Newton olsun. Şimdi 0'sa çeken bir kuvvet yoksa sürtünme kuvveti de 0'dır. F kuvvetini 1 Newton uygularsam. Hocam ben hemen şurada statik sürtünme kuvvetini bir bulayım ya. K çarpı statik sürtünme katsayısı çarpı N. Statik sürtünme katsayısını 6 bölü 10 verdiniz. N de 20'dir. Hocam 12 Newton'dır. Doğru 12 Newton'dır. Ama bu statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Çünkü sen bu cisme 1 Newton uygularsan eğer bu 12 Newton olursa harekete geçebilir mi? Geçemez. Geçemezse net kuvvet ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır. Peki net kuvvetin sıfır olması için uyguladığın F kuvveti 1 Newton'sa sürtünmenin de ne olması gerekir? 1 Newton olması gerekir. Peki F'i yaptın 2 Newton. 2 Newton hesapladığın statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri olan 12'den küçük mü küçük? Cisim o zaman harekete geçebilir mi? Geçemez. Geçemezse net kuvvet ne olmalıdır? Sıfır. Net kuvvetin sıfır olması için statik sürtünme kuvvetin ne olmalı? 2 Newton. Bıla 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 bıla. Bu işlemi yaptın yaptın. En son dedin ki işte 11 Newton uyguladım. Yine baktın 12 Newton'dan küçük. O zaman bu cisim harekete geçemez. Harekete geçemez. Sürtünme kuvveti ne kadardır? 11 Newton. Ve geldin 12 Newton uyguladın. 12 Newton uyguladığında
Cisim harekete geçebilir mi? Geçemez. Yine bu kuvvete ne dersin? 12 Newton'dır. Tam 12 virgül 0 virgül 0 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 birlik bir kuvvet uyguladın. Artık 12 Newton'dan büyük mi bu kuvvet? Evet. Cisim harekete geçer mi? Geçer. Cisim harekete geçerse artık statik sürtünme kuvvetinden bahsedebilir miyim? Hayır. Artık devreye kinetik sürtünme katsayısı girer. Kinetik sürtünme katsayısı da genelde statikten küçük olduğu için, genelde değil her zaman küçük, ne yapacaktır? Şurada tam sen işte 1 Newton uyguladın, hop sürtünme kuvvetin 1 çıktı. 2 uyguladın, 2 çıktı. 3 uyguladın, 3 çıktı. O yüzden 45 derece bu açı. Ta ki ne zamana kadar? 12 Newton'luk bir kuvvet uygulayana kadar. 12 Newton'luk bir kuvvet uyguladığında statik sürtünme kuvvetinin değeri ne oldu? 12 oldu. Tam bu andan 12 virgül 0 0 0 0 bir tamamen dibindeki bir kuvvet uygulamaya başladığında hop cisim bir harekete geçti. Harekete geçtiği için şöyle neye ulaştın? Bir böyle bir düşüş yaşar. Sonra artık orada artık Fs kinetiği bulursun. Fs kinetiği de hesaplayalım. 20 çarpı 0,5'ten 10 Newton çıkacak. Bak bu statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri. Bu da Fs kinetik. FSS diyeyim, statik sürtünme kuvveti. Bu da ne kadarmış? 10 Newton. Bundan sonra sabitlenir mi? Evet, sabittir. Değişmez deriz. Dolayısıyla birazdan sen bu cisme F eşittir, ne bileyim, 20 Newton'luk bir kuvvet uygularsan artık o 20 Newton'ın hesapladığın kinetik sürtünme katsayısı olan 10 Newton'dan büyük olduğunu görürsün. Bu tarafa doğru 20 ile çekiyorsun. Ters yönlü sürtünme kuvvetin var 10 Newton. Kütlen 2 kilogram. O zaman F net eşittir ma dersin. Ve cismin 20 eksi 10 eşittir 2 çarpı B, a'dan 5'lik ivmeyle hareket ettiğini söylersin. Şu bölge birinci bölge, burası da ikinci bölge. Birinci bölgede cisim için hareketsizdir derim. Hareketsiz. Yani cisim için net kuvvet nedir? Sıfır. Peki ikinci bölgede cisim harekete başlıyor. Harekete geçti. O yüzden net kuvvet sıfırdan farklı artık. Birinci bölgede hareketsiz olduğu için sürtünme kuvveti uyguladığın kuvvet büyüklüğündedir. Sürtünme kuvveti hep uyguladığın kuvvet büyüklüğünde. Sürtünme kuvvetinin maksimum değeri şuradaki tepe değere denk gelmiş oluyor. Yani bu F kuvvetini sayısı olarak 12 bulduk ya, 12 Newton okuduk. O zaman şunu diyebilirim. Sürtünme kuvvetim 1'den 12'ye kadar ne yapıyor? Değerler alıyor. 12'den küçük ya da 12'ye eşit olacaktır bu bölgede. Sabit bir değeri yoktur. Ama bu diğer tarafta statik sürtünme kuvveti bu. Kinetik sürtünme kuvvetin kesinlikle 10 Newton olacak. Şöyle harekete başladım birazcık küçük süreden sonra. Evet, demek ki benim o cismim geri döndüğümde neden 10 Newton'luk sürtünme kuvvetine maruz kalıyormuş? Çünkü etkilenen net kuvvetin sıfır çıkması için. Statik sürtünme kuvveti eğer sen oraya 0,5 kilogram değil de 0,6 kilogramlık bir cisim koyarsan yine sistem harekete geçemez. 0,6 kilogramlık cismin ağırlığı 6 Newton'dır. Bu durumda da teğet kelimesi 6 çıkar. Teğet kelimesi 6 ise şurası 6 ise burasının 15 olması için artık sürtünme kuvvetinin ne olması gerekir? 9 pardon 6 koyarsan, ha 6 koydukça zaten hareketi zorlaştırıyorum, özür dilerim. O zaman da evet statik sürtünme kuvveti o zaman da 9 çıkıyor. Yani yine harekete geçemiyor. Buraya işte 7 kilogramlık bir cisim, 0,7 kilogramlık bir cisim koydun. 7 Newton ağırlığı, ip kelimesi 7 çıktı. Bu 7 ise 15'ten 7 çıkarttım. Sürtünme kuvveti bu sefer 8'e düştü bak. Buraya 1 kilogramlık cisim koydum. 10 Newton ağırlığı, ip kelimesi 10 Newton. İp kelimesi 10 Newton ise o zaman statik sürtünme kuvveti ne yaptı? 5 Newton çıktı. Yani şuradaki kütleyi artırıp en sonunda çok büyük bir değere getirdiğimde sistem bu yönde harekete başlarsa, yani y'nin ağırlığı yüzünden şu tarafa doğru harekete başlarsa zaten sürtünme kuvveti de pat yön değiştirir. Peki y'nin ağırlığını azaltsaydım, yani kütlesini 0,4'e düşürseydim, o zaman ağırlığı 4 Newton olurdu. İp gerilmesi 4 Newton çıkardı. İp gerilmesi 4 Newton olunca bu sefer
Burası 10 Newton'a 15 olduğuna göre sürtünme kuvvetin 11 Newton çıkardı. Bunun kütlesini düşürdüm 0,3'e. Ağırlığı 3 Newton oldu. İp gelmesi ne oldu bu sefer? 3 Newton. O zaman ip gelmesi 3 ise 15'ten 3 çıkarttım. Sürtünme kuvveti 12 çıktı. Bak bundan zaten daha büyük bir değer alamayacak. Bu soru için statik ve kinetik sürtünme katsayısını aynı almış bu arada. Ama biz burada harekete geçmediğini düşündüğümüz için zaten sadece statikten bahsetmiş oluyoruz. Hadi bunu azalttım. 0,2 kilogram yaptım. O zaman burası 2 Newton yaptı. Burası 2 Newton ise 15'ten 2'yi çıkarttım. Kaldı 13. 13 Newton'dan da o maksimum 12 Newton'lık sürtünme kuvvetimi çıkarttım. Kaldı 1. Artık 1 Newton'lık kuvvetle bu cisim aşağı doğru ne yapacaktır? Net kuvvetle harekete geçecektir. O harekete geçtiği an artık ip gerilmesi peki şey olabilir mi? 3 Newton olamaz. 3 müydü? 2 mi demiştik? Dur bakayım. 15'ten 2'yi çıkarttık. 13. Olmuyor. Evet. 12'yi çıkarttık. 1. 2, 0,2 kilogram için artık burası 2 Newton olamaz. Çünkü bu cisim harekete başladığı an bu da harekete geçeceği için ip gerilmesi artık o bulacağım 2 Newton'dan daha büyük bir değer alacaktır. 2 Newton'dan büyük olunca da burada da net kuvvet işte birden daha küçük bir değer almış olacak. Evet, Yağmur, umarım anlaşılmıştır çocuğum. Hadi bakalım, kolay gelsin çalışmalar.